Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucunuz Ersan Oral'la Pedal Pedal Anadolu başlıyor. Evet dostlar, Beykoz sahiline geldim. Şimdi Beykoz sahilinde şöyle bir, en azından bir soluk alayım dedim. İnsanlar tabii ki bu güzel havanda bayağı birkaç gündür havalar bayağı kötüydü. Yağmurlar falan vardı. İnsanlar tabii doğal olarak sıkıldılar. Ve bu güzel havayı da fırsat bilerek insanlar kendilerini sahile ve yeşil yerlere attılar. Şimdi onları gözlemleyelim mi hep beraber? Şimdi kısa bir sahil turu yapmış olduk ama buranın videosunu ayrıyeten yeni düzenlenmiş haliyle tekrardan çekeceğim inşallah. Öyle bir niyetim var. Havadan da drone görüntüleriyle birlikte güzel bir kompozisyon yapmayı düşünüyorum. Yani ufak bir yürüyüş yapmış oldum. Ben de bir hava almış oldum. Şimdi de arabamıza atlayalım bakalım. Gidelim sahil boyunca, oradan da işlerimizi halledip eve dönelim. Böyle de güzel bir video olsun. Her fırsatı değerlendirelim, ne yapalım. Burası da solum o adam. Dün akşam evet dostlar, selamlar tekrardan. Bayağı bir uzun dönemdir video çekemiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu takdir edersiniz ki pandemiden dolayı artık pek sağa sola gidemiyoruz ve hafta sonu kısıtlamalarından dolayı da tabii ki doğayla ilgili daha böyle açık alan doğayla baş başa yerlere gidemiyoruz. Ve bundan dolayı da anlayışınıza sığınıyorum. Uzun zamandır maalesef
bir paylaşım yapamadım. Hatta bir iki videom vardı. Onları cepte saklıyordum. Böyle dönemler için paylaşırım. En azından haftada bir videoyla sizleri boş bırakmayayım. Paylaşımlarımı boş bırakmayayım diye. Yani kanal boş kalmasın adına. Ama maalesef onlar da tükendi. Artık öyle bir döneme geldik ki çember daraldı. Çok enteresan. Yani artık hani o işin hani idrakını insanlar birebir yaşamaya başlayınca anladılar. Yani nasıl anlatayım? Eskiden sanki böyle herkese bir düzmece gibi geliyordu. Fakat ne kadar yakına yaklaştıkça, yakınlarımızdan birileri hastalığa yakalandığını gördükçe ve ağır atlattıklarını gördükçe olayın ciddiyetini ancak o zaman varabildik. Bu üzücü tabii ki. Keşke daha önceden farkına varıp daha bilinçli hareket etseydik ve bu durumlar ortaya çıkmasaydı. Her gün binlerce bir vaka ve vakanın haricinde de bir uçak dolusu da insan kaybediyoruz. Bu gerçekten insanın psikolojisini de alt üst ediyor, yerle bir ediyor. Bundan dolayı gerçekten benim de psikolojim farkındaysanız, yani hepimizin olduğu gibi moralimiz yerlerde. Belki bugün güler yüzü olamayabilirim. Kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara da acil şifalar diliyorum. Ve bugün bir değişik bir şey yapayım dedim. Arabayla işlerim vardı. Hem onları hallederken hem de bunu fırsata çevireyim. Kanal boş kalmasın. Beykoz'un sahilinden tutun da işte Kavacık'a kadar, oradan dönüşteki Beykoz'a kadarki yol. İşte oralarda bir turlayalım dedim. Hem arabayla bir çekimler yapayım. Arabanla birlikte siz de Beykoz'u gezmiş olun benimle birlikte diye düşündüm. En azından öyle bir video yapalım. Bunu böyle bir fırsata çevirelim. Çünkü maalesef şehir dışına çıkamıyoruz. Hadi hep beraber Beykoz'u turlayalım bakalım neler varmış.
bankadaki işlerimi halletmeye kabaca geldiğimde böyle tatsız bir sürprizle karşılaştım. Zor da olsa geçtim, fakat lütfen siz olun, bu şekilde yolun ortasına aracınızı bırakmayın. Tabii ki kavacağa her defasında geldiğimizde karşılaştığımız yegane problem park yeri. Tam çıkacağına inandığım bir arkadaş araca bindi, fakat bekle hiçbir şekilde hareket etmeyince anladım ki orada sabitmiş. Hemen ileride bir park yeri buldum. Yaşasın. Evet, bankadaki işimizi hallettik. Şimdi de yine yola koyulup Kavacık'ın içinden geçip Otağtepe ve Kanlıca'ya inip güzel bir tur yapalım diyorum, bakalım hep beraber. Evet, Otağtepe'ye gitmekten vazgeçtim çünkü o taraf malum trafik vardır. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Kanlıca'ya doğru bir inelim bakalım buradan. Kaptanlar Mahallesi Kavacık. Belki bilen bilir. Kaptanlar Mahallesi'nden Kavacık'a doğru inelim. Evet dostlar, buralara kadar gelmişken Hidiv Kasrı geldi aklıma. Hidiv Kasrı'nın bahçesinde ufak şöyle bir yürüyüş yapalım. Hem sizlere de oraları güzel bir gözlemletelim. Fırsattan istifade temiz havamızı alıp güzel bir tur yapalım Hidiv Kasrı'nın içinde. Oraya doğru yolumuza devam edelim.
normal şartlarda pandemi olmasaydı burası hizmet veren bir kuruluş. Yani Hedik Kastı'nın sosyal tesisleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri burası. Bir şekilde burada çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yeme şansınız var. Ama tabii ki pandemiden dolayı bugün faaliyetinin maalesef... Evet dostlar, her ne kadar gerçeği kadar güzel olmasa da yapay da olsa yine de güzel bir şelaleydi. Şimdi de yürüyüş parkurunda yukarı doğru tekrardan başladığımız yere doğru devam ediyorum. Thank you.
Buranın en keyifli yerine geldik, seyir terasına. Bayılacaksınız manzaraya gerçekten. Buranın ben en keyif aldığım yeri burası gerçekten. Bakın. Demin gördüğümüz şelalede, hani görünmese de buradan, o demin gördüğümüz şelale sesini duyuyorsunuz, buradan akıyor. Evet, videonun başında biraz sistemle başladım ama şimdi her ne kadar şehir dışına, doğaya çıkamasak da şehirde de alternatifler olduğunu görmüş olduk. Açıkçası bayağı bir bugün enerjimi topladım. Farkındaysanız yüzüm de gülüyor. Yeşil gördüğüm zaman bana bir şeyler oluyor. Yine enerjim yerine geliyor. Herkese de öyledir eminim. Yani buralar böyle alternatif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendinize alternatif yaratabilirsiniz. Onun dışında gezmeye devam edelim. Şimdi bir Kanlıca'ya inelim bakalım. Hilbi Kasrı böyleydi. Hadi bakalım şimdi Kanlıca'ya. Evet dostlar, şimdi de Kanlıca'nın muhteşem mahallelerinden geçiyoruz. Muhteşem eski yapılarının olduğu harika evlerin göre göre sahile doğru ineceğiz. Önceki videolarımda da izleyebilirsiniz. Kanlıca ile ilgili çektiğim birkaç video olması lazım. Şu an şöyle yüzeysel olarak araçla içinden geçmiş olalım. Thank you.
Evet dostlar, başta öylesine çıktığımız bu gezimizde ne kadar da çok şey yer varmış yani gezecek İstanbul'da ve özellikle Beykoz'da. Bunu da görmüş olduk ve karşınızda Kamlıca. Evet, Kanlıca yoğurduyla ünlü, meşhur Kanlıcamız. Bu gördüklerimiz hepimize ibret oluyor mu acaba? Ben onu merak ediyorum. Kanlıca bu halde olmalı mıydı? Yani şu tedbirlerimizi biraz daha ciddi bir şekilde ele alsaydık da, bu durumlara düşmeseydik, daha ilk safhada bu işi atlatsaydık. Ah, bu ihmalkarlığımız diyorum. Maalesef görüyorsunuz, demin de görüntülerde gördüğünüz gibi her taraf bomboş. Üzücü bir durum. Burada normalde insanlar oturup yoğurtlarını, çaylarını, kahvelerini yudumlarken Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla baş başa kalırlardı ama o sahnelerden eser yok.
yapacağınız tüm kartlı ödemelerde %5 indirim fırsatı. İspark, güvenle fark, güler yüzle hizmet. Evet dostlar, şimdi de normal şartlarda salgın olmasaydı, pandemi olmasaydı buraları faaliyette olacaktı. Burunbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri gerçekten burası da açık olduğu zamanlarda gerçekten çok güzel hizmet veren bir yerdi bizler için. Şimdi maalesef salgından dolayı kapalı. Normal şartlarda cıvıl cıvıl olan burası, yani hafta içi olsun, hafta sonu olsun hiç fark etmiyor. Ama işte salgından dolayı gördüğünüz gibi buraların sosyal tesisleri de kapalı olduğu için maalesef incin top oynuyor. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatır, normal hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Benim gibi bisiklet kullanmayı seven, bisikletle tur atmayı seven, sahilde gezmeyi sevenler için, yani Beykoz Belediyesi'nin çok teşekkür ederiz hepsine, yani emeği geçenlere, başta başkanımız olmak üzere hepsine sonsuz teşekkürler. Bisiklet yolu şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir uzun kilometre, yani buralardan başlıyor, hatta şöyle söyleyeyim, Beykoz'un meydanından başlıyor diyeyim, ta Kanlıca'nın girişine kadar bisiklet pisti devam ediyor bu şekilde. Yani şu mavi görmüş olduğunuz yol bisiklet yolu. Birazdan Paşabahçe'den geçeceğiz. Paşabahçe'nin içinden geçeceğiz. Daha sonra Gümüşsuyu, Beykoz'un meydanı, Beykoz şehrini ufaktan bir görüntüleyeceğim ve evimizin yoluna çıkacağız. Evet dostlar, mümkün olduğunca yayalara yol veriyoruz.
dostlar, son durağımızda Beykoz şehri, Beykoz şehrinin olduğu bölgeye geldik. Artık evime de yavaş yavaş yaklaştık ve iftar vaktine de yaklaşık 40 dakikalık bir süre kaldı. Bayağı da güzel bir vakit geçirdik açıkçası. Hem vakit geçirdik hem güzel görüntüler aldık. Şimdi de kapanışı da diyorum ki Beykoz şehrinin ve Beykoz yöresinin havadan görüntüleri ile eşliğinde kapanışı yapalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.